Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz ve bugün İstanbul İFM Fuar Merkezi'ndeyiz. İSAF Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Kapadokya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi standına konuk olduk. Yanımızda da Kapadokya İstanbul Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü Yavuz Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Yavuz Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hayırlı fuarlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkes için hayırlı fuarlar olmasını diliyoruz. Amin diyelim. Peki Yavuz Bey, sektörünüzden ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biz sizleri tanımak istiyoruz. Biraz tabii kendinizden bahseder misiniz? Bu sektöre girişiniz tabii nasıl ki oldu? Kapadokya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 3E danışmanlık firması üzerine bağlı olan bir şirkettir. Sektörde 2012 yılından itibaren aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. Şu anda Kapadokya ismi altında Kayseri, İstanbul, Nevşehir ve Kırşehir'de olmak üzere 4 farklı ilde şirketimiz bulunmaktadır. Bunun dışında Türkiye genelinde hizmet verebilmek için bağlı ortaklıklarımızın bulunduğu şirketler bulunmaktadır. Sektörde bu şekilde Türkiye genelinde hizmet verebiliyoruz. Evet, biraz hizmetleri açalım o zaman. Neler yapıyoruz? Tabii ki. Burası İSAF Fuarı. Bizler iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyız. Bünyemizde iş yeri hekimleri, diğer sağlık personelleriyle beraber iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri konusunda iş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının proaktif önlemlerle önlenebilmesi, müşterilerimize sonuç odaklı hizmet verme bizim en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bunun için de kendimizi ekip arkadaşlarımız olarak bilgilerimizi mutlaka güncel tutmakta ve iş yerlerine ihtiyacı olan şekilde en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Peki bu zamana kadar neler yaptık? Referanslarımız da güçlü. Evet, bu zamana kadar sektörde 2012 yılından itibaren kamu ve özel sektör olmak üzere bütün kurumlarda hizmet vermekteyiz. İstanbul ağırlıklı olarak bakacak olursak adli tıp kurumları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kağıthane Belediyesi gibi firmalarda, kamu kurumlarında ciddi hizmetlerimiz oldu. Buralarda iş sağlığı güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi çalışmaları, acil durum eylem planı hazırlıkları, kurumlar içerisindeki alarm tahliye denemeleri gibi aslında ülkemizde önemli olan fakat hep bir adım sonraya bırakılmış konuları gün yüzüne çıkararak başarılı bir şekilde hizmetimizi sunmaya çalışıyoruz. 4 tane noktamız var. Biraz bahsedebilir miyiz? 4 noktamızda Kayseri olarak bakacak olursak firmalarımız içerisinde referanslar kısmından da bakacak olursak Kayseri Mayagöz Hastanesi gibi, Kayseri Talas Belediyesi gibi, Koca Sinan Belediyesi gibi bizler 4 farklı ilimizde de o ilde ağırlıklı olmak üzere önemli olan kuruluşlara hedefliyoruz. Genellikle büyük firmalarla çalışmayı hedefliyoruz. Çünkü bu işin öncüsü olan firmalar her zaman sektörü bir noktaya götürecek olan firmalardır. Bizler de buna özen göstermekteyiz. Ekibimizde daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlarımızın da bu noktada kendi bilgi ve birikimini güncelleyerek, sürekli mevzuatlarla güncelleyerek işverenlere, kurumlara en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bir tanesi Kayseri, diğeri Nevşehir. Evet, Kayseri ve Nevşehir'de olmak üzere her firma birbirinin tamamen aynı özelliklerinde olup aynı eğitim ve hizmet kalitesinde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Peki iş sağlığı güvenliği konusunda hem işveren hem de işçi olarak nelere dikkat edilmeli? İş sağlığı güvenliği konusunda işçi ve işveren olarak nelere dikkat edilmeli? İşverenlerin bir takım bu noktada görevleri bulunmaktadır. Mevzuat şunu söyler, işveren her türlü önlemi almakla mükelleftir denilmektedir. Bu çok ucu açık bir cümle. Her türlü önlemi almakla mükellef demek. Bu noktada alınması gereken neler vardır? İş yerlerinde çalışanların proaktif olarak önlemlerini alabilmesi için
risk değerlendirmesi çalışmalarını, acil durum eylem planı hazırlıklarını, alarm tahliye denemelerini, çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerini, çalışanların sağlık gözetimlerini birebir yapmakla mükelleftir. Bu noktada tabii ki bağlı olarak ortam ölçümleri de yapılarak en uygun şekilde çalışma ortam ve zemininin hazırlanması gerekmektedir. Bunun için de bir genel bir yönerge hazırlaması gerekmektedir işverenlere. Çalışanların görevleri ise iş yerlerinde mevcut olan bu yönergeye uygun şekilde hareket etmek, kendilerine verilen koruyucu ekipmanları kullanmakla görevlilerdir. Biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim mi Yavuz Bey? Sizler gibi birçok birim var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir firma? Sektördeki farklılıklarımıza gelecek olursak şöyle ifade edelim. Evet, şu anda aynı sektör içerisinde olan binlerce firma bulunmaktadır ve bu sayı her geçen gün biraz da artmaktadır. Bizim en önemli farklılığımız vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi. O da şöyledir. Mevcutta firmalara veya kurumlara göndermiş olduğumuz personellerimiz o firmada çalışan bir bireymiş gibi iş yerini sahiplenen ekip arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bunu sağlarken en önemli hedefimiz arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübelerini birebir çalışma ortamında yansıtmak ve en önemlisi o iş yerinde ikili arkadaşlık ilişkilerimizi de çok iyi şekilde kullanmak. Yani o firmada birebir çalışan bir personelmiş gibi dışarıdan bir kişi olarak değil o firmenin kendi bünyesinde olan bir çalışan gibi davranmaktır. Bunun yanı sıra vermiş olduğumuz hizmetlerde risk değerlendirmelerinde olsun, acil durum eylem planlarında olsun, alarm tahliye denemelerinde olsun bizler her şeyi objektif bakmak zorundayız. Firma içerisinde var olan şeyleri yazmak zorundayız. Bazı iş yerlerinde işverenler bazı şeyleri kısıtlayabiliyorlar. Bizim en önemli görüşümüz her şeyi objektif bir şekilde masaya yatırmak, mevcutta bulunan tehlikeler noktasında alınabilecek önlemler konusunda işverenlere yardımcı olmak. Bizler buna proaktif önlemler diyoruz. Yani bir kaza olmadan, bir çalışan zarar görmeden alınması gereken önlemler. En önemli ört özelliğimiz bunlardır. Bunu yaparken de risk değerlendirmesinde özellikle bahsetmek istiyorum. Gerçekçi noktalara değinmek istiyoruz. Şu anda piyasada bulunan bireysel uzmanlık yapan veya firmalardan da olabilir. Kopyala yapıştır düzeyinde yapılan birçok evrak ve dokümantasyon bulunmaktadır. Bizler firmaya özgü olan evrakları hazırlamak için o iş yerinde adım adım uygulamalara gidiyoruz. Evet, az önce de söylediğiniz gibi birçok birim arttı özellikle zorunluluktan sonra. Evet. Peki sizlere göre bu hani kaza oranları azaldı mı öncesi ve sonrası dersek? 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun çıkmasından önce kazalara ve çıktıktan sonraki kaza istatistiklerine bakacak olursak bir artış söz konusu. Bu kanunun dezavantajı olduğunu göstermiyor. Aslına bakarsanız bildirimin öncesinde, kanunun çıkmadan önce bildirim yapılmadığını göstermektedir. En önemli avantaj bunlar. Ama güncel olarak baktığımızda, istatistiksel rakamları bir köşeye bırakıp baktığımızda artık işverenlerimiz çok daha bilinçli durumda. Çünkü kazalar gerçekten bizlerin canını yakmakta. Bundan önceki geçmişte olan kazalara baktığımızda sayılar gerçekten çok yüksek durumda. Bizim için insan değerli. Çünkü insan bizim ülkemizde üretim gücünü doğrudan etkileyen bir faktördür. O yüzden insan bizim için değerli. İşverenlerin de bu noktadaki bakış açısı tabii ki değişti. Kaza oranları biraz daha azalmış durumda. Bunlar ileriki dönemlerde istatistiklere daha da çok yansıyacaktır. O zaman rakamları çok daha net göreceğiz. Ama şu anda kanun halen daha tam anlamıyla yürürlükte değil. Evet. Kamu kurumlarında ve az tehlikeli sınıflarda 2020 yılına ertelenmiş durumdadır. Bu nedenle istatistiksel verilere bakacak olursak yanılgı durumuna düşeceğiz. Ama 2020 yılından sonra kanun %100 tam anlamıyla sektörü kapsadığında bu veriler biraz daha düşecektir. O zaman Türkiye'deki gerçek rakamlar ortaya çıkacak. Daha çok bu noktada iş kazalarını azaltmak noktasında
daha çok çalışmamız gerektiğini anlayacağız. Kesinlikle. Peki yeni projeler olacak mı sizler için? Nerelerde göreceğiz sizleri? Evet, şu an bir takım projelerimiz bulunmaktadır ama bunların tabii ki isimleri şu an için netleşmediğinden dolayı söylemek yanlış olacak. Ama yeni yılla beraber yeni projeler, yeni hedefler olacak. Bu noktada bizler de kendimizi daha çok yenilemek zorundayız. Çünkü Türkiye her zaman gelişen bir ülke. Ve bu gelişime ayak uydurmanın yolu bizlerin de kendini sürekli revize etmesinden geçmekte. Bu noktada bir takım çalışmalarımız söz konusu. Başarılar dileriz bu konuda da. Fuarları teşekkür aktif ediyoruz. Olarak takip ediyorsunuz bu arada. Evet, fuarlara aktif olarak katılmaya özen gösteriyoruz firma olarak. Peki buradan son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Yine iş güvenliği ile alakalı tabii işverenleri de yine bilinçlendirebiliriz. Evet, iş güvenliği bir kültürdür. Bu kültürü sadece iş yeri olarak bakmamak gerekiyor. İnsanların güncel yaşamına da endekslemesi gerekiyor. Günlük yaşantımızda, trafikte dahi birçok kazalara maruz kalabiliyoruz. Ev kazalarına maruz kalabiliyoruz. Sadece iş yeri olarak bakmak yanlış olacaktır. Bizler bunu güvenlik kültürü olarak, yaşam güvenliği olarak düşünmek zorundayız. Kazaları en çok bu şekilde azaltmak mümkün olacaktır. Evet, duyarlı olmak gerekiyor en önemlisi. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere Yavuz ben Bey vermiş ediyorum. Olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için İstanbul İFM Fuar Merkezi dedik ve İSA Fuarı'nı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Fuar katılımcılarımızdan da Kapadokya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'ndeydik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.